Rotok YT3400. Fail Open için aktüatör ayarımızı yapacağız. Burada Enter'a basıyoruz. Kalibrasyon içinde ilk önce Auto 2'den kalibrasyonumuzu yapıyoruz. Basıyoruz. Kalibrasyon işlemi bittikten sonra Fail Open olduğu için 4 mA'de aktüatörümü kapatması gerekir. 20 mA aktüatörümü açması gerekir. Bu yüzden 4 mA'nın yönünü değiştireceğim yani. İnce FG'den signal norm diyor. Signal normu içinden signal reverse alacağım. Bu şekilde fail open yapmış olacağım. Şu anda vanam açıkta. 20 mA gönderdim. Vanam kapalı da. Ama bir parametre daha değiştirmem gerekiyor. Çünkü 4 mA gönderdiğim zaman vanam kapalı da. Evet, doğru. Ama ekranda %100 bir değer yazıyor. Ekrandaki yüzdelik değeri de değiştirmek için, yani 4 mA'deyken 0 göstermesi için ya da 20 mA'deyken %100 göstermesi için şu anda aktüatörüme 4 mA geliyor. Buradan yine parametreye giriyorum. Şu parametreyi de değiştirmem gerekiyor. DevCFG. DevCFG'nin içine giriyorum. ACT dırdır bu. Bunu ACT reverse'e getiriyorum. Enter dedim. Buradan geri çıkıyorum. Şu anda aktüatörüm kapalı. Vanam kapalı. Şimdi 20 mA göndereceğim. 20 mA gönderdim. 20 mA gönderdikten sonra aktüatörüm açığa geldi. Ekrandaki değerim de %100'e geldi. Kalibrasyon ve fail open için yapmamız gereken ayarlar bitmiştir. Bir de PST ayarlarını kontrol edelim. Yani %100'deyken %85'e gidip parça stok testi yapacak. PST'ye geliyorum. Diagnon içinden orijinal kontrol ediyorum. Buradan PST Nova'ya geliyorum. Şu an evet. Şu an %85'e ayarlı. PST işlemi yapıyor. Evet, PST işlemi yaptı. Bitti. Ana ekrana geliyorum. Fail open için yapmamız gereken işlemler bu kadardır.